Rakamlarıyla başlayalım. Çünkü Türkiye'de işsizlik oranı Ekim'de bir önceki aya göre 0,2 puan azaldı dedi Türkiye İstatistik Kurumu. %11,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamları nasıl okudunuz? Evet, işsizlik sorun olmaktan çıkabilecek mi? Böyle bir düşüş var geçtiğimiz aydan bu yana aslında 2021 için. Pandemide bir sorundu tabii ki, istihdam sorunu kapanmalarla birlikte 2021 nispeten daha rahat bir pandemi yılı olmaksızın geçirilebiliyor, tam çalışma var. Bu tabii ki istihdam oranına yansıyor ama biz çalışabilir nüfusun yarısını kullanabiliyoruz aslında. Yani 64 milyon çalışabilir insanımız var ama dediğim gibi yarısını kullanabilmek aslında yarısının yine atıl olduğunu kabul etmekle aynı anlama geliyor. Atıl iş gücü oranı yüksek. Orada bir birikim var. Yani %22,8 o yükseliyor. Yani işsizlik oranı düşerken atıl iş gücü oranının yükseliyor olması bir karışık bir durum gerçekten. Burada atıl iş gücünde insanlar daha uzun çalışmayı tercih ettikleri bu göstermeye çalışıyorlar aslında. İş bulma ümitlerinin yavaş yavaş kaybolduğunu göstermeye çalışıyorlar. Atıl iş gücü çok daha iyi okunması gereken bir iş gücü oranıdır. İşsizlik oranının 11,2 daha dar tanımlıdır. Bizim daha geniş tanımlara bakarak çözüm üretmeye ihtiyacımız bulunuyor. Bir süre sonra buradaki nüfus ümidini kaybetmeye başlıyor tabii ki. Böyle de bir sorun var. Sizin az önceki haberlerinizde de duydum. Uzun aylar boyu, yıllar boyu iş arayanlar var. TÜİK aslında bize bu bilgileri de veriyor. Bir yıldan uzun süredir iş arayanların ya da 3 yıldan daha fazla iş arayanların oranlarını da veriyor. 3 yıldan daha fazla iş arayanlar artık azalıyor. Çünkü işte onlar ümidini kaybetmiş olanlar ya da işte ücretsiz ev işçiliğine geçebiliyorlar. Önemli olan işte bir yıldan çok daha kısa sürede iş bulma ümidini insanlara verebilmek ve orada bir %60'lık bir kesim var, onu düşürebilmek aynı zamanda ki bir yıldan az süre aslında bir ayı da aslında kapsıyor. Evet. Şunu da belirtelim, izleyicilerimizle paylaşalım. Geniş işsiz sayısı Ekim'de bir önceki aya göre 387 bin kişi artmış. Yani bu toplamda evet, 8 milyon 281 bin kişiye işaret ediyor. Bu rakam pandemi öncesi dönemin yaklaşık 2 milyon üzerinde. Yani şimdi hocam baktığımız zaman iktidar diyor ki ekonomimiz şahlanıyor. İşte ne yaptığımızı biliyoruz, faizi indiriyoruz, bu istihdama yarayacak, üretime yarayacak, ihracata yarayacak. Ancak bir tarafta da böyle bir gerçeklik var. Baktığımızda döviz, döviz şoklarıyla da darbe yiyor aslında iş gücü piyasamız. Sanayi ve inşaat sektörlerinde istihdamda ciddi kayıplar gördük Ekim ayı için baktığımızda. Sizce bu böyle devam eder mi? Aslında büyüme rakamları fena gelmiyor. Biz biraz kurdaki yükselişle ve enflasyonla zorla büyütülmeye çalışan bir ekonomi görünümü veriyoruz. O yüzden son 5 çeyrektir aldığımız büyüme oranlarının varlığı bize sanki bunu hatırlatıyor. Çünkü istihdama ve refaha yansımayan büyüme olduğunda biz ekonomistler böyle düşünüyoruz açıkçası. Burada bir büyümeye çok zorlanıyor ekonomi. Önemli bir gösterge elbette. Çok çok önemli. Her ülke sürdürülebilir büyümeyi yakalamak istiyor. En hızlı şekilde pandemiden çıkmak istiyor elbette. Özellikle kurla ilgili yaşanan gelişmeler, yani Türk lirasının değer kaybı, kur yükselişi, böyle bir ortamda büyüme mi, istikrar mı sorusu sorulduğunda büyüme tercih ediliyor. Açık bir fiyat istikrarsızlığı devam ederken büyüme tercih ediliyor. Bu rakamlara yansıyor. Önemli olan insan hayatına yansıması. İşte bugün konuştuğumuz gibi istihdama yansıması elbette.
Evet. Şimdi baktığımız zaman büyüme önemli bir gösterge diyoruz. Biraz önce siz de belirttiniz. Ama tek başına olduğunda büyüme elbette kalkınma anlamına gelmiyor. Biz bunu kendi ülkemizden de aslında çok yakından görüyoruz. İşte sektörlere yayılan, ücretliye yayılan, sabit gelirliye yayılan bir büyüme aslında sürdürülebilir bir büyüme, değil mi hocam? Yani büyüme için aslında şart nedir sizce? Biz neyi eksik yapıyoruz? Bir milli gelirde yıldan yıla yaşanan artış kabaca büyüme oranını verir. Bir özellikle de bir baz etkisi diye bir şey var. Yani biz örneğin geçen sene ikinci çeyrekte %10 küçüldük. Bu sene ikinci çeyrekte %22 büyüdük. Bu baz etkisidir. Yani bu ekonominin zaten bir çeyrekte %22 büyüyor olması artık o refah biz de hissederdik elbette. Dediğiniz gibi önemli olan tabii kalkınma, ama tabii burada reformların çok büyük etkisi var. Eğitimin, insani birikimin, beşeri birikimin çok büyük etkisi var. Burada çok planlı hareket etmek gerekiyor. Daha kestirme gösterge büyümedir o yüzden kalkınmadan ziyade. Ama bir kez kalkınabilmiş ekonomiler de çok rahatlıkla büyümelerini sağlayabiliyorlar. Türkiye ekonomisi de tabii hacim olarak örneğin G20'deyiz. G20'deki ekonomilerin hacmi itibariyle aslında şey göstermektedir. Çok rahatlıkla bir örnek vermek gerekirse bu tarafa bir şeyde kayboldu kamerada. Neyse. Hepinizin fark ettiği gibi diyelim ki Alman ekonomisi her yıl %1-1,5 büyüyebilir. Yani bu zaten hacim olarak çok yüksek olduğu için bu ekonomi rahatlıkla bunu sağlayabiliyor. Rahatlıkla. Ama Türkiye ekonomisi tabii hacmi itibariyle çok daha fazla hızlı büyümesi gereken bir ekonomi. Yani bisiklete bindiğinizi düşünün. Vitesiniz eğer küçükse siz çok hızlı yol alamazsınız. Çok fazla efor sarf etmeniz gerekir. Ama vites eğer büyükse o zaman ulaşacağınız yere çok daha düşük bir çabayla ulaşabilirsiniz. İşte G20'deki diğer ülkelerle kıyasladığımızda %1'lik, 2'lik değil, her yıl %7-8 büyümesi gereken bir ekonomiyiz. Ama tabii onun da refah payından herkesin nemalanması şartıyla. Evet, hocam isterseniz biraz enflasyon tarafına bakalım. Çünkü yüksek enflasyonun sonuçlarını yaşıyoruz. Yüksek fiyatlar olarak. Şimdi hep diyoruz Merkez Bankası'nın 3 silahı var. Rezerv, iletişim ve faiz enstrümanları var diyoruz. Ancak rezerv tarafında rezervimiz yok. Faizi ters yönde kullanıyoruz. İletişim konusunda da pek başarılı olduğu söylenemez. Şimdi bu 200-300 yıllık bir iktisat teorisi değil midir? Yani enflasyonu düşürmek isteyen ülkeler faiz artırımına giderler. Bunun yöntemleri belli ama şu anda bunu göz ardı eden, belki de görmek istemeyen bir ekonomi yönetiminden söz ediyoruz. Ne şekilde müdahaleler olabilir? Enflasyonu biraz olsun, belki de bu yükseliş hızını durdurmak için veya belki şöyle de diyebilirsiniz, artık enflasyonu durdurmak için hiçbir şey yapamayız. Belki hızını yavaşlatmak için bir takım müdahaleler olabilir. Ne dersiniz? Şimdi öncelikle bir aracı daha oldu Merkez Bankası'nın 10 gün içerisinde 3 kez kullandı. Nedir o? Kura müdahale. Yani döviz satarak kura müdahale. Artık bir de bunu çok şahit olduk 10 gün içerisinde 3 kere. Burada önemli olan bir kur politikasının enflasyonunda dikkate alması. Yani burada negatif reel faiz varlığını sürdürdüğü hali ortada. Dolayısıyla dolarizasyon kaçınılmaz hale geliyor. TL mevduatta ya da TL'de kimse kalmak istemiyor. Satın alma gücü eridiği için firmalar için de aynı şey geçerli. Fark etmez. Yani bütün iktisadi aktörler aslında gayet iktisadi karar veriyorlar. Burada demek ki kilit yani sorun ne?
negatif reel faizin şu an %6'ya gelmiş olması. Merkez Bankası'nın ard arda faiz indirmenin yol açtığı bir durumun sonucunu yaşıyoruz aslında. Bir dönem manşet enflasyona göre faiz politikası belirlendi, ancak son 2 aydır biliyorsunuz çekirdek enflasyon üzerinden. Ben onu baz alacağım.